Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nın katkılarıyla. Herkese merhaba. Bir Kitabın Ortasından programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bu akşamki konuğumuz Fisko Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Lütfi Bayraktar. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Nasılsınız? Sağlık, sıhhat, afiyet. Teşekkür ederim. Gayet iyi. Biraz yoğunuz. Zaman zaman yoruluyoruz ama iyiyiz ya. Hiç yakalandınız mı hastalığa, koronavirüse? Aslında yakalandım denemez. Ancak o koronanın ilk zamanlarında Giresun'da bir grip falan olmuştum böyle. Arkadaşlar bütün verilerin yani COVID olduğunu söylediler. 4 gün çok yoğun yattım. Çok sıkıntı çektim. Gece ateş vesaire ama İki kere test yaptım. İkisinde de negatif çıktı ya. Dolayısıyla bunun dışında bir şeyim olmadı ya. Belki ayakta geçirdiğim olmuş olabilir ya diye düşünüyorum. Gerek Sakarya kamuoyu gerek Türkiye genelinde tanınan bir insansınız başkanım. Ama bizim programda adettendir. Sizi sizden dinlemek istiyoruz. Eyvallah. Özgeçmişle başlamak istiyoruz. Biraz da böyle derin bir özgeçmiş. Yani çocukluğunuz nasıl geçti, gençliğiniz nasıl geçti, nasıl bir ailede yetiştiniz? Ya ben 1968 Sakarya Kocaali aslında Süngüt doğumluyum. Süngüt köyü. Süngüt'ü bilir misiniz? Kocaali'nin en yüksek köyü ve Çamdağ'ın eteklerinde yayla köyü gibi bir yer ya. Orada doğmuşum. Ben 1 yaşındayken Kirazlı köyüne taşınmışız. Zaten Kirazlı köyünün büyük bir kısmı Süngüt'ten gelme. Eskiden yaylaya gitmişler. Demek ki sinek minek vesaire o sebepledir ya. Dolayısıyla ilkokulu Kirazlı'da okudum. Çiftçi bir ailenin çocuğuyum. Karadeniz kökenli. Fındıkçıyız biz. Yani belki de lise sona kadar yaz döneminde fındık topladım, işte çalı çektim, başak yaptım, tırpan yaptım, aslında hayvan otlattım, çobanlık yaptım. Hani özellikle ortaokul yıllarım hep çobanlıkla geçti yaz döneminde. İşte çiftçi bir ailenin çocuğuyuz ya. Sonra ailemin aslında evin, biz 12 kardeşiz, 6 erkek 6 kız, en küçük benim. Maşallah. Rahmetli babamın bütün hayali en küçük oğlumu işte biraz Kur'an kursuna yollayayım. Sonra da işte evlendireyim ve köyde kalsın. Çünkü abilerim köyde kalmamıştı. Kalsındı. Ama ilkokul öğretmenim sağ olsun hala sağdı. Şu anda Antalya'da. O sınıfta iyi bir öğrenciyim ben. Yani okulda birinci diye böyle söyleyeyim. O işte ille bari işte madem okula gitmeyecek parasız yatılı imtihanlar vardı o zamanlar. Devlet parasız yatılı imtihanları. İlle oraya işte en azından oraya girsin diye babam baskı yapıyor. Hatırlarım rahmetli babam bir gün elinde bir kağıt geldi. Bugün son günmüş dedi. Öğretmen çok baskı yaptı. Nasıl olsa kazanamazsınız ya dedi. İmzayı atmış yani, onay vermiş yani. İşte o 1978 galiba. İşte o sınav benim okul hayatımın başlangıcı oldu. Sınavı kazandım ben. Kocaeli'den 3 kazandı. Burada Atatürk Lisesi'nin yanında yurt vardı. Bilmiyorum, biliyor musunuz? Siz ona yetiştiniz. Evet, biliyorum. 6 yıl o yurtta kaldım ben. Ortaokul liseyi orada okudum. Sonra 1. üniversiteye turizm okudum 4 yıl. Bir miktar turizm sektörüne çalıştım. İşte nerede? İşte Antalya, Kemer, işte Ayvalık, Balıkesir Ayvalık, İzmir Bergama, Marmaris, Muğla Marmaris, en son Muğla Fethiye'de çalıştım. Sonra ailemin en küçüğüm, geri çağırdılar beni. Aile büyüklüğe toplandılar, dediler ki işte anne baba yaşlarını geri gelmen lazım. Geldim, yine bir miktar işte bağda bahçede köyde çalıştım. Ailenin büyüğü gibi oldum. Yani büyük işte bir sülalenin küçük oğluyum ama işte ailesi gibi olduk. Yani öyle bize işte taklit ettiler. Sonra askere gittim. Yedek subay olarak yaptım askerliği. Elazığ Ordu evinde. Askere geldikten sonra bir daha okumam lazım dedim. Ya ben hani iyi bir öğrenciyim. Turizm bana göre hafif bir yerdi aslında. Ama ailem ile o sene yani 85'te turizme gittim ben. Okula gitmek istemiyordum. Yani tekrar sınava girmek istiyordum ama rahmetli babamın köyde bir Muhtar Yusuf diye Allah rahmet eylesin. Çatalbaş Yusuf abi ve abim var şu anda emekli köy hizmetlerinden. Onlar turizm iyi okuldu diye babamı ikna etmişler. Babam bir daha kayıt yapmama isteğimi, bir sene daha bekleyeyim isteğimi kabul etmedi. İşte kayıt yaptık ya. Sonra işte bu demin söyledim askerden gelince ya ben başka bir okulda okuyabilirdim dedim ya. Fen bölümü mezunuyum. Tıp mı okusam ben? Dedim ya bu yaştan sonra 10 sene geçmiş. Liseyi bitirdik, tıp okuyamayız. Bari dedim hukuk bakayım. Bir sene evde çalıştım kendi kendime. 96 yılında hukuk kazandım. 2000 hukuk mezunuyum. 2001 yılında Kocaeli'de ofis açtım. Selçuk, Konya Selçuk hukuk mezunuyum. Tam orada AK Parti kuruldu. İşte AK Parti'nin kurucu ilçe başkanlığını yaptım Kocaeli'de. İşte 2001 yılında Fisko Birlik delegesi oldum.
2007 yılında Allah nasip etti, Fiskobilik'in başkanı oldum ya. İşte o gün bugün başkanlık yapıyoruz ya. Aslında halen şimdi bile yazları köye giden, sezonda işte bahçeye giden, ya aslında köyün bütün şartlarını yaşayan, o şartları iyi bilen birisiyim ya. Hala bağ bahçeye giderim, sezonda fındık toplarım, işçilerle birlikte olurum. Hayatım adına böyle geçti, demin de söyledim ya. Çobanlık yaptım, uzun süre çobanlık yaptım ya yazları köyde. Yani çiftçiliğin her aşamasını biliyorum. Rabbim bize işte ya, avukatlık nasip etti, avukat olduk. Sonra fiskobirlik oldu. Sonra işte siyaset vesaire. Hayat geçiyor. Bir baktık ömür bitmiş ya. Yaş 54 ya. Avukatlık yaptınız mı peki hiç? Tabii. Yani koca halde ofis açtım ben 2001 yılında. 2002 yılından sonra aktif olarak avukatlık yaptım. Ne zamana kadar? 2007 yılına kadar. 2007 yılının sonunda ben 1 Aralık 2007 yılında fiskobirlik başkanı oldum. Oraya kadar bir fiili çok aktif avukatlık yaptım. Bayağı da böyle hani ismim duyuluyordu avukatlıkta. İyi bir avukat olma şeyim vardı. Fiskobirlik başkanı olunca tabii uzun zaman fiskobirlik tabii ya bugün rakamda 2 katrilyon borcu olan ya işte ne bileyim yıllık 20 milyon dolar cari gideri olan bir yıl şeyi yani gelir olmayan bir kurum pozisyonunda o 2007 ve 2012 yıl arasında hiç ofise uğrayamadım ama bir avukat buldum yerime. Şimdi o arkadaşımız savcı İbrahim Hakkı Çıklık diye kulakları çınlasın. Çok gibi kardeşim gibiydi 10 yıl çalıştı yanımda. Dolayısıyla koca halde hukuk programı devam etti. Sonra 2014 yılında hukuk programı Karasu'ya aldım. Hala Karasu hukuk programı var. İşte ofisime çalışan avukat var, çalışan hanımefendiler var. Ben de zaman zaman uğruyorum ya. Avukatlık devam ediyor şu anda. Sonuçta benim mesleğim tabii bu. İlk, dedim ya, ilk 5-6 yıl hiç uğramadım adliyeye, işte büroya ama şimdi zaman zaman haftada veya 2 haftada bir gün, 2 gün uğrayıp işte dosyaları kontrol ediyorum. Doğal olarak müşteriler beni görmek istiyor. Onlarla görüşüyorum. Bir de duruşmaya girmiyorum ama CMK'ya kendimi yazdırdım. Eğer oradaysam ve bir CMK gelmişse, uygunsam... Zorunlu müdafi. Evet, zorunlu müdafilik. Arada bir böyle gidip o havayı teneffüs etmeye çalışıyorum. Hatta bazen mesleği unutmayalım diyorsun. Evet, hatta bazen adliyeye gidiyorum. İsmimi herkes biliyor ama cismimi kimse bilmiyor. Zaman zaman böyle yeni giren işte hakim ve savcı arkadaşlar tanıştığımız oluyor. Ya diyor işte avukat bey isminizi biliyoruz ama sizi görmemiştik vesaire. Dolayısıyla hayat böyle devam ediyor ya. Bir hafta Giresun'da bir hafta Sakarya'dayım. 15 yıldan beri böyle devam ediyor hayatım. Sürdürüyoruz. Hayırlısı bakalım inşallah. Peki başkanım, fiskobirlikle tanışmanız, fiskobirlik genel başkanı, yönetim kurulu başkanı olmanız nasıl gelişti bu süreç? Ya ben aslında hukuku bitirdiğim sene tam işte böyle işte AK Parti kuruluyor o süreçte, siyasete başlama pozisyonu var. Ama ben bir fındıkçı ailenin çocuğuyum sonuç itibariyle. Yani benim bütün ailem fındıkla geçiniyor. Bizim şu anda kendimin de iyi fındığı oluyor ya. Böyle hani ölçek anlamında, bölge ölçeğinde iyi fındığım oluyor ya. Yani 2001 yılında fiskobirlikte bir delegasyona değişme olmuş yönetimde vesaire. O dönemki Kocaeli'deki arkadaşlar delege olmamı istediler. Yani üniversite mezunu bir delege olsun istediler ya. Ara dönemde delege oldum. Sonra gittiğim her dönemde de her genel kurulda mutlaka kürsüye çıkıp konuştum. Yani o günkü aklımda yerine kadar fiskobirliğin sorunlarıyla ilgili konuştum. Sonra 2003 yılında seçimler oldu. Orada buradan bir arkadaşı götürdüm aday olarak oraya. Sonra 2005 yılında hükümet liste çıkarmak istedi. Bütün bakanlar, bütün milletvekilleri, bütün yani ekabir siyasetçiler oradaydı. Beni de aday yapmak istediler ya. Önce başkan aday yaptılar. Sonra şartlar değişti. İşte bir kısım kooperatifler desteklemiyoruz dediler vesaire. Tabii çünkü delege yapısı olan biraz daha farklı. İşte dediler ya bu işi götür ama sen denetimde kal işte. Yani bölgede kendi kooperatifteki arkadaşlar bile demişler ki o bölgede biz Lütfü'yü desteklemiyoruz demişler. Çünkü benim kontrolümde bir delege yapısı değildi. Ben sadece delege olmuş birisiydim orada ya. 2005'te o seçimi hükümetin listesi yani işte diyelim ki bizim liste 100 oy aldı. Karşı liste 300 oy aldı vesaire. 2006'da Mali Genel Kurulu var. Gittim oraya. Kimse yok orada AK Parti'den. Çıkan AK Parti'ye fevran ediyor. Çıktım kürsüye. Dedim ki burası siyaset sahnesi değildir. AK Parti oy vermeyebilirsiniz ama ben burada AK Parti ilçe başkanıyım. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan laf söyletmem mi dedim. Beni zorla kürsüye indi dediler. 2005'te bize oy vermeyen. 2006'da kürsüye indim. Direkt aynı. Ama 2007'de yine direkt aynı. 3 yılda o zaman direkt. Aynı delegasyon. Fiskobirliğin durumu çok kötü. Muhtemelen yani hükümetle kavgayı bitirmek istedi delegasyon. Bir sürü hükümetin mensubu var orada. Belediye başkanları da var ama ya her geldiği zaman kürsüye çıkan, onlara göre demek ki akıllı laf eden yani biri olarak gördüler beni. Ve 2007'de bir grup zorla yataktan kaldırdı beni. Dolayısıyla işte başkan adayı yaptı. Önce yok dedim ben yani. İşte o dönem annem babam benim yaşlı, babam rahatsız yatakta. Onu bahane ettim ama
Abim var, kulak açılmasın, İsmail Bayraktar, bir büyüğüm benim. O geldi, ben söz annemle babamla her hafta ilgileneceğim dedi. Karamsı'da oturuyor kendisi. Dolayısıyla ikna ettiler beni. Ve hiç tanımadığım insanlarla bir liste yaptık ve seçime girdim ve seçimi kazandık ya. Diyorum ki çok zorlu bir süreç. Yani çok sıkıntılı bir psikobirlik vardı. Ama işte yani batmış, sıkıntı değil, psikobirliği. Hükümete yakın ama tanıdıkları birisi. Zaman gelip konuşan birisi. Yönetim istediler. Dolayısıyla 2001'de başlayan direkt rotasyon sürecim 2007'de başkanlıkla sonuçlandı. Ama şöyle bir şey daha var o arada. Ben ilçe başkanıyım. Sadece psikobirlik delegeyim ama o dönem fiyatlar çıkıyor, iniyor vesaire. Hatta hatırlarsınız 2008'de nimayişler oldu. 2006'da işte orada büyük mitingler oldu fındıkla ilgili vesaire. O süreçlerde siyasetin ilçe başkanıyım. Sürekli sopa yiyoruz biz. Bütün bölgeye dolaştım ben. Yani Kocaeli ilçe başkanı, fındıkçı bir ailenin çocuğu. Bütün bölgeyi yani buradan Artvin'e kadar işte o dönem AK Parti il başkanlarını gezdim. İşte kooperatife uğradım. Ya psikobirlik o dönem fiyat açıklamış, kar payı veriyor. Çok büyük şaşalar biliyorum ama gidişatı çok beğenmiyorum ben. Doğru bir gidişat yok. Yani kurum batacak, sıkıntı yaşayacağız. Hem bundan psikobirlik etkilenecek hem de siyaset etkilenecek diye anlatmaya çalıştım vesaire. O dönem bizi çok dinlemek istemediler ama gelinen sonuçta haklımız ortaya çıktı ama gene bedelimizi ödedik. Çünkü 10 yıllık çok zor bir süreç geçirdim psikobirlikte. Ya oradan da insanların aklına kalmışız yani biz. Dedim işte 2007'de zorla kaldırdılar. Yani 2005'te oy vermeyen, 2006'da bizi kürsüye indiren delege 2007'de zorla bizi kaldırdı ve seçimde başkan yaptı. Yaklaşık 15 yıldız başkanım ya. Elhamdülillah bugün psikobirlik belki kamuoyunun algıladığı gibi müdahale alımı yapmıyor ama en azından bu 10 yıllık süreçte ticaret yapmayı, kendi başına ürün almayı, entegresine işlemeyi, Türkiye ve dünyaya satmayı öğrendi. Dolayısıyla geldiğimiz mesafe ciddi bir mesafe aldık ya. Böyle işte sonuçta böyle yani işte yani hep söylüyorum ya o dönem bu kuruma bir deli lazımdı. Herhalde en deli bizi gördüler çünkü hakikaten çok zorlu bir süreç geçirdik ya. Hakikaten deli işler de yaptık yani. Mesela örnek veriyorum bizim o zaman 350 tane yöneticimiz var kooperatiflerde. Her kooperatifte 7 yönetici var. 50 kooperatifte 350 yönetici var. Maaşta da asgari ücret. Ya bugün rakamla 6 milyon maliyetleri bize. Düşünün ne yapar? 350 kişinin aylık 6 milyon maaş aldığını düşünün yani kurumdan. Hiç üretmediğiniz bir kurum ya. Ben o kooperatife tek tek dolaştım. Oturum başına çevirdim onları. Şu anda 100 lira alıyor. 100 TL alıyorlar ya. Çevirdim. Buna evet demeyen kooperatiflerin de maaşlarını SSK'nı ödemedim. Tehdit ettim. Yani tehdit değil. Kardeşim ödemem dedim ya. Bak size haciz girdim ya. Ve o kooperatif yöneticilerinin %90'ını delege. Ve onlar 3 ay sonra seçime girdik onlarla. O maaşlarını düşürdüm. Bir kısmını yani sigorta ve yasayı ödemeyerek hacize karşı karşıya bıraktığım delegasyon beni gene seçti. Dolayısıyla işte 15 yıldır buradayız ya. Diyor ama bunu yapmak için yani sizi seçen insanlarla kavga ediyorsunuz ve başkanı tekrar aday oluyorsunuz ya. Bu hakikaten dilini yapacağı bir işti. Yaptık ama sendikalarla kavga ettik. Ne bileyim çalışanlarla kavga ettik ama elhamdülillah yani hiç kimseyi mağdur etmedik. İşten çıkarmış olsak bile tazminatını verdik vesaire. Dolayısıyla çok zorlu bir süreç geçti ama işte o deli bizmişiz demek ki. Böyle bir süreç geçirdik ya. Neden Giresun'da başkanım? Psikobirliğin genel merkezi. Yani Ordu değil, Trabzon değil, Rize değil. Niye Giresun? Ya aslında bir Giresun fındığı çok kaliteli bir fındık. Önce onu söylemek lazım. Aroması vesaire. Giresun tombul fındığı diye geçiyor. Belki birazdan deneyiz. Onun coğrafi işaret belgesi Türkiye'de ve olabildiğinde psikobirlikte. Yani bir sanki ilk üretim orada olmuş gibi bir algı var. Bir de en kaliteli fındık. Bir de hani kurulurken Ordu ve Giresun'daki 3-4 kooperatif tarafından kurulmuş. Dolayısıyla şöyle bir algı yapılmış yani. Genel merkez neresi olursa işte genel müdür ve başkan farklı yer olsun gibi algı olmuş. Dolayısıyla ilk çıkış yeri Giresun'a algılandığı için de yani psikobirliğin yani işte genel müdürlüğü Giresun'da konuşlandırılmış. Dolayısıyla yaklaşık 1938'den beri psikobirliğin genel müdürlüğü Giresun'da. Peki sıkıntı oldu mu başkanım ilk gittiğinizde? Şimdi Giresun merkez Sakaryalı bir başkan var. Tabii şöyle aslında ilk zaman ne olur mu? Biz çünkü buraya geldiği zaman bazen başka illerden biri geldiği zaman tabii. Burun büküyoruz yani. Ya aslında ilk zaman ne olmadı? Niye olmadı? Çünkü ilk zamanlar herkes psikobirliği gözden çıkmıştı. Yani düşünsenize bugün rakamda 2 katrilyon borcu olan bir kurum. Aylık işte o zaman 2,5-3 milyon yani 3 milyar şeyi vardı, cari gider vardı. Ve dolar 1.2 liraydı. Yani en kötü ihtimalle 2 milyon dolarlık da aylık cari gider var. Yılın yapar 24 milyon dolar. Şu anda 24 milyon dolar ne yapıyor?
Yani. 300 trilyon yapıyor yani. Hani eski parayla yani. Aylıkta bu, yıllıkta bu kadar gider olan bir kurum var. Hiç böyle hiçbir şey çalışmıyor. Aslında bu kurumun hani çok kamuoyunu algıladığı gibi yöneticiler çok kötü yönettiği için değil. Evet, yöneticilerin de bir kısmı eksikler olmuş. Yani özelleşme sürecini doğru algılayamamışlar. Hala müdahale kurumu gibi davranmışlar. Ve muhtemelen AK Parti'yi de gidici görmüşler. Yani hükümetle kavga erişmişler. Bir şekilde tekrar hazine bize para verir gibi algılamışlar ve fiyat vermişler. Yüksek fiyatlar vermişler fonda. Ama artık hazine para vermiyor. Dolayısıyla siz kendi işinizi kendiniz göreceksiniz vesaire. Yani 64'ten 2001 yılına kadar müdahale alımıyla görevlendiren ve ona göre konuşulan bir kurum birden müdahale görevi alınınca piyasada şöyle düşünün, yani işte çok büyük bir gemiyle okyanusu açıldınız, herkes uzman, herkes profesyonel. Bir de deniyor ki profesyonelleri alıyoruz, işte yolcular gemiyi yürütsün. Böyle bir pozisyonla karşılaşmaya kalmış kurum. Yani çok ciddi bir şey var, yani herkes gözden çıkmış bu kurumu. Dolayısıyla böyle bir kuruma çok talip olmak isteyen yok. Herkes bu adam geldi, bu da gider babıyla bakıyor. Dolayısıyla kimse talip bile olmuyor o süreçte. Ne zaman ki kurum süreci geçti, borçlarını ödedi, toparlanmaya başladıysa o zaman başladı. Ya Sakarya'dan bir adam niye buraya geliyor algısı başladı. Hatta son birkaç yıl çok böyle üst düzeye çıktı. Hatta benim mesela annem Giresunlu, Göreli'li. Yani orada doğmuş. Yani o işte 14 yaşındayken gelmiş bu tarafa. Onu bile kabul etmediler yani zaman zaman. Bir grup tabii. İşte babam Çal Pazarı'ndan, dedem rahmetli Trabzon'a gelmiş. Onu kabul etmediler ve bir Giresunluluk algısı çok yapmaya çalıştı ama bir grup, tekrar söylüyorum, akil adamlar değil, toplumun akıllını temsil eden adamlar değil ama böyle hani böyle tabirimi hoş görün, bir baltaya sap olamamış bir kısmı. Bunlar kamu yapmaya çalıştılar Giresunluluk ilgili ama yani Giresunluluk akıl insanına buna şey vermedi. Ama sosyal medya biliyorsunuz, yani hani demişti ya eskiden Köroğlu, delikli demir çıktı, mertlik bozuldu diye. Sosyal medya çıkınca maalesef mertlik ve doğruluk bozuldu. Dolayısıyla buradan çok kampanya yaptılar ama Rabbime şükür olsun. Bir, yani psikopatik camiası ne yaptığımızı görüyor. Ki en son olağanüstü bir seçim yaptım. Orada da mutlaka şey, görmüştünüz. Yani 114 TL'nin 113'ünün oyunu aldım ben. Tamam mı? Dolayısıyla o camia, yani yapılanları gördüğü için sahip çıktı. Bir de Giresun'un akil insanları. Yani bir yerlere gelmiş insanlar da bir dakika arkadaş, yani bu adam Giresun'un olmayabilir ama ne yaptığını biliyoruz gibi bir yaklaşım sergiledi. Ama bu tabii her zaman olacaktır yani. Yani niye Giresunlu birisi değil? Çünkü kurum battığı zaman Giresunlu onların anladığı dille Giresunlu birisi değildi bu işi toparlayan. Ama aslında ben Giresunlu bir ailenin çocuğuyum. Onu söylemek lazım ya. Bugün için bir sorun görmüyorum ama bu tabii sıkıntılar etmez. Niye? Çünkü artık toparlanan, bir değer ifade eden, işçi alan, işte ne bileyim İslam dağıtan, yani ihale açan, satan, alan bir kurum var. Dolayısıyla o da bu kurum olduğu, böyle bir yapım olduğu yerde mutlaka bir rant da dönüyordur. Şimdi rant denince akla hep kötü şeyler geliyor. Rant, eğer kurumun menfaatine kullanılırsa iyi bir şey demektir bu. Ama edinen rant kötü kullanılırsa kötü başka bir anlam ifade eder. İşte bu rantın demek ki kullanımını nasıl söz sahibi olmak isteyen insanlar oldu ama demin de söyledim, yani delegasyon bizim o yani uzun yıllar yaptığımız mücadeleyi gördüler ya, görüyorlar. Kaldı ki şöyle bir şey de var, zaman zaman bunu dillendiriyor insanlar. Sanki Lütfü Bayraktar delegeyi Batı'dan yaptı. Ya Batı'dan kastım Samsun'dan bu taraf Batı, Samsun'dan bu taraf Doğu diye algılanıyor. Batı'dan yaptı, o yüzden seçimini alıyor gibi bir algı yapılıyor. Psikopatik tarihinde bu şimdiki zamanlama dahil hiçbir zaman Batı'nın delegesi Doğu'dan çok olmamıştır. Şu anda da Doğu Karadeniz'in yani Samsun'un, oradaki Yasun'un delegesi, Artvin'in delegesi bu tarafın delegesinden farklıdır. Ve işin başka bir tarafı var. Bizim camiamız, psikobirliğin kooperatif yapısı ve delegasyon yapısı AK Parti ile değildir yani. Biz AK Parti'nin %10 bulamazsın ya. Hep başka partilerdendir. O insanlar yani psikobirlikte yapılan mücadeleyi gelinen noktayı gördüler. Dolayısıyla işte bizimle ilgili son genel kurulda gördük. Bütün o kamuoyu oluşturma çabalarını bir tarafa itti ve Lütfü Bayraktar'ın yanındayız dedi. Dolayısıyla bu tabi oldu ama bir karşılık bulmadı. Özetle bunu demek lazım ya. Giresun'un fındığı çok kaliteli dediniz. Hakeza Ordu'nun fındığı da meşhur. Biz gelelim Sakarya'nın fındığına. Evet. Sakarya'nın fındığı nasıl? Sakarya'nın fındık üretimindeki payı nedir? Burada da bayağı bir fındık bahçeleri var ya, evet, bildiğimiz kadarıyla. Aslında şu var tabii. Giresun'un fındığı, önce ondan bahsedeyim. Giresun tombul fındığı, aroması,
işte tadı, ya yetişme şartları vesaire hakikaten dünyada eşi bulmaz bir fındık ya. Bunun dışındaki biraz Ordu'nun bir kısmı var. Perşembe Fatsa olabilir. Biraz Trabzon'un Vakfı gibi bir Beşinci bölgesi olabilir. Hatta Derecik bölgesi de var. İklim olarak uyuyor Giresun'a. Bu havza Giresun kalite fındıkla ilgili bir üretim alanı havzası oluşturuyor. Ondan çok farklı. Bunun dışındaki bütün fındıklar aşağı yukarı aynı. Yani Ordu'nun diğer bölgesi de aynı. Bizim bölge de aynı. Levant kalite diye geçiyor. Ama bizim bölgenin fındığı da özellikle çakıldak fındık. Son zamanlarda çok yani biz Delisava veya parlak fındık diyoruz bizim bölge insanı anlayacağı bağlamda ama Doğu Karadeniz ona çakıldak fındık diyor. Bizde son zamanlarda bununla ilgili üretim arttı. Dolayısıyla onu da fındığın kalitesi aroma dışında zar atması diye ölçüyor. Yani o dışındaki zarı atıyor mu kavrulduğu zaman? Tam beyaz oluyor mu anlamında? Bizim bölgenin fındığı bu anlamda ciddi manada kaliteli. Üretim anlamında da aslında bizim alanlarımız gayet iyi. Verim alanımız, verimimiz de iyi. Belki biraz daha verim artırılabilir ama genel Türkiye ölçeğini düşününce bizim bölge bilinçli tarımda biraz daha bir adım daha önde. Onu söyleyebilirim ya oran olarak. İşte biz ne oluyor? Ordu bölgesi üretimde birinci. Açık ara. Orada şey yok. İkinciliği Samsun, Giresun ve Sakarya zaman zaman paylaşıyor. Ama son dönemde biraz Samsun'da alanlar genişledi. Orada çünkü çok ova alanlar vesaire var. Üretim genişledi. Son zamanlarda genelde ikinciliği Samsun alıyor ama şunu diyebiliriz yani özetle. Ordu bölgesi üretimde birinci. Sakarya, Samsun ve Giresun'da zaman zaman yani işte verimine göre ikinciliği paylaşıyor yani. Dolayısıyla Sakarya ciddi bir üretim sahası. Hatta benim ilçem Kocaeli, ben Kocaeli'yim belki biliyorsunuz. Benim ilçem Türkiye'de kişi başına en çok fındığın üretildiği ilçe. Yani 35-40 bin ton fındık üretiliyor. 35-40 bin ton fındık üretilen başka ilçeler de var. Ünye, Fatsa, Akçabacı gibi ama orada nüfus daha fazla. Dolayısıyla kişi başına fındığın en çok üretildiği ilçedir Türkiye'de Kocaeli. Bu yönüne pek bilinmez ama böyledir ya. Neredeyse herkeste fındık bahçesi tabii var ya. Var ve ciddi bir üretim var ya. Dünyada da fındık üretiminde ülkemiz zirvede. Tabii. Ama baktığımız zaman böyle çok önemli bir ürün üretmemize rağmen yeterli katma değeri sağlayamıyoruz, yeterli gelir elde edemiyoruz. Parsayı başkaları topluyor tabiri caizse. Ama son zamanlarda sizin ürünleri işleme yönünde bir çalışmanız var başkanım. Biraz da ondan bahseder misiniz? Ya aslında bu... Ürünü işleyip pazarlama. Evet, aslında bu... Hani fındıkla ilgili söylediğiniz tespit aslında bizim bütün diğer ürünlerimize ilgili geçerli. Bir dönem bu ülkedeki kaynakları yani işte yurt dışına işlemeden satmak teşvik edilmiş belki. Hani işte o katma değerli ürünlere yatırım yapması engellenmiş belki. Hani bilirsiniz işte yani işte, taksi araba yapmayın niye çünkü Avrupa veriyor. İşte, falanca şey yapmayın niye çünkü Avrupa veriyor. Hani sizin işte üretim yapmanıza lüzum yok. Avrupa veriyor. Abi şu örnek çok anlatıldı benim gençliğimde. Çinlilerde biliyorsunuz şey pirinç çok şeydir. Yani çok yaygındır pirinç yemeği. Üretim alanı da çok yaygındır. Eskiden derler ki böyle bunun gerçekliğini çok bilmiyorum ama hikaye biraz böyle uygulamaya uyduğu için söylüyorum ya. Demişler ki Çinlilere ya kaça mal ediyorsun pirinci? Örnek veriyorum 1 liraya. Demiş niye ulaşıyorsunuz ya biz size 50 kuruşa veririz yani yarısı fiyatına. Siz demişler üretimi bırakın bizden alın. Amerika için derler bunu. Çinlilerin şu cevabı çok konuşuyor. Biz 50 kuruşa aldığımız pirinci siz istediğiniz zaman yeriz ya. Ama kendi ikiler ürettiğimiz pirinci biz istediğimiz zaman yeriz. Dolayısıyla bu genelde hep bize hani siz üretmeyin biz size daha ucuza veririz mantığıyla Türkiye'de birçok sektörde bu uygulanmış. Tabii fındıkta da uygulanmış yani fındıkta uzun yıllar. Yani natural fındık, kabuklu fındık dışına ithal edilmiş ve işte dünyadaki sanayici firmalar, Avrupa'daki sanayici firmalar işlemişler. Katma değerli ürünlerle paraya para katmışlar. Öyle söyleyeyim yani. Mesela bizim fındıktan ihracat gelirimiz 3 milyar dolar civarındadır. Bazen 2,5 olur, bazen 3 olur, bazen 3,2 olur vesaire. Sadece falanca firmanın kakaolu kremadan, tabii sadece fındık değil kakaolu krema ama ya daha çok kakaosu var ama kakaolu kremadan elde ettiği gelir 10 milyar dolar yıllık, tamam mı? Dolayısıyla bizi de öyle yapmışlar uzun yıllar. Ama son 10 yılda, 15 yılda aslında firmalarımız, yerli firmalar da katma değerli ürünler üretmeye çalışıyor ama karşımıza kadar rakipler 100 yıl önce yola çıkmışlar ve çok mesafe almışlar. Dolayısıyla mutlaka bu alana, ihracatla ilgili alana bir marka oluşturmak gibi alan, dünyada marka oluşturmak gibi bir alana devletin daha fazla destek vermesi lazım. Destek yok demiyorum ama daha fazla destek vermesi lazım ki o rakiplerle yarışalım. Ben 2007 yılında başkan olduğum zaman bizim ilk derdimiz borçları ödemekti ya. Çünkü hakikaten çok ciddi bir borç var. 2012 yılında ana hatlarla borçları ödeyince
bir oturup ne yapmamız lazım diye kararlaştık arkadaşlarla. Bir kere biz müdahale kurumu değiliz ya. Yani. Müdahale kurumu ne demek? Müdahale kurumu yani piyasaya regüle etmek anlamında piyasaya girer bir fiyat verir. Ya o fiyattan fındığı alır. Gerekirse deposunu çürütür. Karşılığını da hazine öder. Bu demek ya. Bunu hep zaman zaman konuşuyoruz. Fiskobirlik şimdi niye yapmıyor bu işi diye. Devlet desteği olmadan %70 üretim yaptığınız bir üründe, fındık gibi bir üründe hazine desteği olmadan dünyadaki hiçbir kurum bunu yapması mümkün değil ya. Yani o dünyadaki en büyük firmaların bile yapması mümkün değil. Çünkü çok ciddi bir gider ve bunu üretim dönemine göre sürekli eğer diye 3-5 yıl sürekli ürün çok olursa siz her yıl 1-2 katlıyorluk fındığı koyacaksınız, sürteceksiniz. Koyacaksınız, sürteceksiniz. Buna değer vermesi mümkün değil. Bugün TMO değer bunu yapıyorsa emin olun hazine desteği olduğu için yapıyor arkasında. Dolayısıyla fiskobilin bunu yapma şansı yok. Yani hazine desteği olmadan hiçbir kurum yapma şansı yok. Bizim diyor bunu yapma şansımız. Ama biz ne yapabiliriz kendi imkanlarımızla? Yani belki hem sosyal sorumluluğu yerine getirme anlamında üreticiyi koruyacağız. Ama üreticiyi korumak gibi bir yani sorumluluğumuz kurumun batmasına da sebep olmayacak. O dengeyi yani tabiri caizse bıçak sırtına yürüyeceğiz ve o dengeyi iyi tutturacağız. Dolayısıyla biz borcumuzu ödeyince dedik ki ne yapmamız lazım bizim? Kolay olan şunu yapabildik biz. Kabuklu fındığı gidip piyasadan 500 lira, işte 1 lira pahalı alabilirdik. Dolayısıyla kendi kurulu düzenimiz olduğu için o maliyeti oraya yedirip tekrar onu kabuklu satabilirdik ya. Ve bu yöntemle 100 bin ton fındık alabilirdik biz ya. Niye? Çünkü fındığı peşin alıyorsunuz, tekrar peşin satıyorsunuz bir yere ya. Ama bunun yani bir yani fındıkla dünyada markalaşmaya yani, yani üretimde birinci olduğunuz bir üründe dünyada tüketime katkısı olmayacak nihai bir katma değerli ürününde markalaşmaya bir katkısı olmayacaktı. İki, fındıkla vaat sayılan problemlerin çözümüne bir katkısı olmayacaktı. Üç, yine Türkiye'deki ve dünyadaki piyasayı o katma değerli ürünleri üreten insanlar sahiplenecek ve yönetecekti. Ayrıca Türk çiftçisinin elde edebilecek olduğu maksimum değeri elde etmesine katkı sunacak bir çözüm önerisi ortaya koyamayacaktık ve aldığımız sistem buna fayda sağlamayacaktı. Dolayısıyla biz dedik ki bunu yapmayalım. Ne yapalım? Biz dedik yani işte entegritesinde işleyebildiğimiz, işte yeni yatırımları destekleyebildiğimiz finansal imkanımız ölçüsünde katma değerli ürünler üretmeye çalışalım. Bunu Türkiye ve dünyaya satalım. Ve satabildiğimiz ölçüde de fındık almaya çalışalım. Bu bir, hem yani katma değerli ürünler ürettiğimiz için bir miktar yüksek fiyatta fındık almamızı sağlayacak. Bu kurum batmasının da sebep olmayacak. Niye? Çünkü katma değerli ürünler onu trade etme şansımız olacak ya. İki, aynı zamanda dünyada Türkiye'nin ya üretimde birinci olduğu bir üründe uzun süreçte, sürecin sonucunda belki bir yani dünyada fındık tüketimine katkı sunacak bir Türk markalı bir ürünümüz olacak. Üç, piyasadaki yani regülasyona da belki bir katkımız olacak. Niye? Aldığınız fındık tekrar fındık gibi piyasaya girmediği için. Dolayısıyla yani piyasada fındığa ihtiyacı olan insanlar piyasadan fındık alma anlamında piyasayı bir makul seviyeye çekmek gibi bir yani çabaya girmiş olacaklardı. Biraz belki detaylı anlattım ama sonuç itibariyle katma değerli ürünler üretmek zor olandı ve bunu yapmaya çabaladık. Niye zor? Onu da söyleyeyim ben. Şimdi ben kabuklu fındığı üreticiden aldım. Parayı peşin veriyorum ya. Hemen satamadığım için çünkü onu almam, kırmam, işlemem lazım. Ve işlediğim ürünü de perakende satmam lazım ya. Bu süreç tam bir 5 aylık süreç oluyor. Dolayısıyla ben 1 liraya aldığım ürünü parayı veriyorum. 5 ay sonra karşılığını alıyorum. Belki biraz daha kârlı alıyorum ama 5 ay sonra. Dolayısıyla bu 5 aylık süreçte bu aldığım ürünü finanse edebilmem de lazım aynı zamanda. O yüzden biz İşleyebildiğimiz kadar fındık almak gibi çaba içine giriyoruz. Mesela biz başladığımız zaman 2013-2014'te entegritesinde nihai mamul alanında işleyebildiğimiz ürün belki 1000 tonluk bir üründü. Ama şu anda 20.000 tonları bulduk ya. Dolayısıyla 20.000 tonlar ciddi bir rakam mıdır? Ciddi bir rakamdır. Ama emin olun bu rakam 50.000, 60.000, 70.000 tonları bulunca artık o zaman dünyada ve Türkiye'de bir dakika arkadaş psikolojik başkanı ne diyor ya fındık için bu sene ne? O noktaya geleceğiz. Ama bu bir süreçtir ya. Bu süreçteki şunu demek lazım. Tabii markalaşmak, dünyada markalaşmak, bunun için çaba göstermek maliyetli bir iş. Çünkü peşine aldığın ürünü bırakın yani dünyadaki mücadeleyi sadece ürün bedelini ödemekle ilgili bile bir 5 aylık bir süreç kaybediyorsunuz ya. Nakit finansmana ihtiyacınız var ya. Ama demin de söyledim. Bu noktada eğer hükümetler ki fiskobirlik ya üreticinin malı,
özel bir kurum değil, özel bir kurum ama özel bir kurum değil. Kişinin cebine para gitmiyor. Dolayısıyla kazansa da kaybetse tüm üretici kazancını kaybedecek. Dolayısıyla eğer hükümetler psikobirliğin bu markalaşma, nihai mamül üretme çabasına destek verirse biz bu yürüyüşümüzü çok daha kısa zamanda o dediği noktaya getiririz. Yani psikobirlik başkanı ne diyor? Diyelim ki psikobirlik başkanı Engin Garapoğlu olmuş. Tüm yadaka sektörü bir dakika Engin Bey bugün ne diyecek bunun için? Dokkasına gireriz ya. Vermezlerse oyun sonra gireriz. Ama bu süreç kesinlikle bu yürüyüş başlamıştır. Dolayısıyla hani bu yönde çabamız, ulaşımımız devam ediyor. Şu anda Türkiye'de 42 tane bayimiz var. Tüm Türkiye'deki yerel ve yerel zincirlerde, işte ulusal zincirlerde ürünümüz var. Mutlaka birkaç ürünümüz var. Şu anda 20 anakaremde 120 tane barkod ürünümüz var. Ve dünyada da 25 tane ülkeye büyük kısmı nihai mamul olmak üzere ihracatımız var. Mesela geçen yıl 100 milyonluk bir ihracatımız oldu bizim. 100 milyon dün başlayan bir kurum için çok ciddi bir rakam. Ama psikobirlik gibi bir kurum için hiçbir şey değil daha. Daha yolun başı. Daha çok olabilir mi? Olabilir. Ama o da bizim finansman kaynaklara ulaşımımızla ilgili bir durum. Niye? Çünkü üretmek için yatırım yapmak lazım. Yatırım yapmak için biraz daha finansal kaynaklara ihtiyaç var. Biz normalde kapasitemizi 2013'ten bu yana üretim kapasitemizi en az 5-6 kat büyüttük. Ya sadece entegre tesisimize son 5 yılda 100 milyon TL'lik yatırım yapmışız ya. Ama yeterli değil çünkü çok hızlı büyüyoruz ya. Şöyle düşünün, 2012 yılında 10 milyonluk yani öz üretim olan kurum şu anda 600 milyonluk üretim yapıyor. Yani kaç kat? 60 kat. Ya bu anlamda 60 kat büyümüşüz ya. Ama işte bunun için yatırım lazım, bunun için imkan lazım, bunun için yeni yatırımlar lazım ve bunun için bir finans lazım. Dolayısıyla biz destek istiyoruz ama karşılıksız destek de istemiyoruz ya. Başka bir şey daha lazım aslında. Psikobirliğin Artvin'den Sakarya'ya kadar bir sürü gayrimenkulü var ya. Ama her il ve her ilçe o gayrimenkulü sadece kendisini zannediyor. Ve sadece oradaki psikobirliğe ait zannediyor. Ve o gayrimenkulünün değerlendirilmesi noktasında belediye ve kamuoyu baskı yapıyor. Ve biz o gayrimenkulü değerlendiremiyoruz ya. Değerlendirme kastım da örnek veriyorum. İşte diyelim ki Sakarya'da tam merkezde bir arazimiz var gayrimenkul. Orada şey gibi duruyor. Böyle atıl gibi duruyor. İşte orayı proje yapabilsek, orayı yanıta çevirebilsek belki Sakarya onun yerine bir fabrika yapacağız. Tamam mı ya? Belki alım kapasitemizi artacağı için daha fazla fındık alacağız ve daha fazla fındık isteyip daha fazla satacağız. Aslında psikobirliği satmak gibi bir derdi yok. Şunu söyleyeyim. Ya şu anki üretimimizin iki katını üretelim, hiç sıkıntısı satarız ya. Ama üretememek gibi sıkıntı var. O da yeni yatırım var çünkü. Sürekli büyüyorsunuz. Çok hızlı büyümenin de getirdiği bir kısım finansal riskler var. Ama bu bölgedeki insanlar baskı yapıyor belediyelerine. Aman satılmasın, aman yapılmasın, aman olmasın, aman gitmesin. Zannediyor ki bu bölgedeki insanlar biz psikobirliğe iyilik yapıyoruz. Hayır ya, aslında psikobirliğe zarar veriyorlar. Psikobirliğin büyümesini engel teşkil ediyorlar. O deminki söylediğim o 5 aylık süresindeki finansal tabloda ister istemez bankadan limit kullanıyoruz, oraya faiz veriyoruz, biz ona engel teşkil ediyor. Aslında psikobirliğe zarar veriyor ama maalesef böyle bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Aslında bu imkanları kullansak gölge istemeyin noktasındayız biz ya. Ama bu imkanları kullanamıyoruz ya. Bize kullandırmıyorlar maalesef. Yani tabii bireysel ilişkiler çözmeye çalışıyoruz ama her tarafı çözebildiğimiz gibi bir noktada elimizde maalesef mevcut değil. Yoksa hani tekrar söylüyorum, yani psikobirlik kendi çarklarını döndüren noktaya geldi. Üretiyor, satıyor. Bundan sonra bu yoldan kimse bu kurumu döndüremez yani. Hani kendi imkanlarımıza rahat kullansak gölge bile istemeyiz yani. Bu noktadayız elhamdülillah yani. Siyasete geri dönelim başkanım. Kocaeli ilçe başkanlığıyla. Kocaeli ilçe başkanlığıyla. Evet. Bir konuşurken. Bilmiyorum daha önce siyasi geçmişiniz var mı yoksa AK Parti ile mi başladı? Neden siyasete ilgi duydunuz? Neden AK Parti'yi tercih ettiniz? Ya ben aslında Refah Partisi'nin siyaset yaptım. Onu söyleyeyim. 94 yılında Kocaeli ilçe teşkilatına girmiştim. Şöyle bir şey var. Turizmi okurken biraz böyle okulunuzda yani hareketli birisi olunca mutlaka birileri size geliyor ya. O süreçte lise yıllarım biraz şey geçti benim. Ortaokul liseyi yatılı okudum. Bizim okula genelde ülkücüler hakimdi. O günkü ülkücüler. Şimdi anlıyorum sanki Muhsin Yazıcıoğlu kullarındaki ülkücüler gibi algılıyorum. Çünkü bizde ülkücüler hakim olunca hemen namaz, abdest, ezan böyle yurtta böyle yayılırdı ya. Sanki o biraz oraya meyilli gibiydim. Yani son üniversite yıllarım, ikinci üniversite yıllarım, 85'li yıllarda muhafazakar bir şeydim ben, bir çocuktum. Ya orada sanki Refah Partisi'nin kendime daha yakın hissettim ya. Yani o okulda işte Refah Partisi ile ilgili çalışmalara katıldığım zamanlar oldu. Sonra turizmden sonra geri dönünce köye siyasetten biraz uzaklaştım. Ekonomik sıkıntılar vesaire onlarla uğraşıyorum. İşte sonra tanıdıklarım demişler işte kocalık arkadaşları ya Kiraz'da bir çocuk var üniversite mezunu. Ağzıza laf yapıyor. Hem de işte yani muhafazakar bir yapısı var falan. Onlar biraz ısrar ettiler. O zaman AK Parti'yi yönetip Refah Partisi yönetimine girmiştim ya.
Sonra tekrar 96 okul kazanınca, tabii teşkilat resmi olarak bitti ama koca adak arkadaşlar hem Refat'a hem Fazilet'te mutlaka bize teşkilat görevi verdiler. Sürekli böyle işte çalışmalara katıldım o süreçte. Sonra tam işte avukatlık bitti. O ara işte Fazilet Partisi kapatılmış, Saadet Partisi ve AK Parti ayrımı var. Kesinlikle şeyi destekliyorum ben o süreçte, Tayyip Bey'i destekliyorum ama yani bu tarafa da Erbakan'ın da çabasına karşılık ya acaba burada haksızlık oldu mu modundayım o süreçte. O süreçte Hasan Ali Bey, Hasan Ali Çelik il başkanı olarak atandı. Ben Hasan Ali Bey'le Sayın Bakanımızla, eski bakanımızla yani siyasetten önce de bir hukukum var. Biz onunla Diyarbakırlı işçileri ortak kullanırdık ya, fındık işçilerini falan. O dönem benimle ilgili Kocaeli'de çok şey yaptı. Yani Kocaeli ilçe başkanı olmak için yani girişmede bulundu. Kocaeli'deki arkadaşlar kendi adına temayülle hep işte oylama yapıldı. Hep benim ismim mutlaka birileri demek ki çalışıyordu. Benim ismim ön plana çıktı. Sonra Hasan Ali Bey, yani biraz emrivaki diyelim, ilçe başkanımla ilgili ilçe başkanımı deklare etti. Ve öyle ilçe başkanı oldum. İyi ki de olmuşum, onu söyleyeyim ya. Sonra 2002 yılında ilk seçimde aday oldum. Yani o dönem temayül yapıldı ve temayül açıklanıyordu. Vekilliğe mi, belediye başkanı? Vekilliğe. Belediye başkanı istemedim ben ya. Hı. Şimdi istemem, onu söyleyeyim ya. Temayülde 5. sıradaydım ben. O zaman temayül açıklandı. Ama Hasan Ali Bey Kocaeli'ydi. Ben de Kocaeli'yim. Hatta temayülde Abdullah Gül Bey'di. Bülent Kedikli Bey'le temayülde bizim şeyimiz. Sordular bana. Dediler ki liste yap. Demek ki bütün adaylara liste yaptırılıyor. Hani temayüle giden adaylara. 10 kişi çağırmışlar. Yanlış hatırlamıyorsam. Ben de 5. sıradayım temayülde. Dedim ki Hasan Ali Bey'i nereye koyuyorsunuz? Dediler ki Hasan Ali Bey'i kuzeye koyuyoruz. O zaman ben bir liste yaptım. Listede bir kendi ismim yok. Dediler ki kendini yazmamışsın. Dedim ki Hasan Ali Bey il başkanıdır. İl başkanı yani kuzeyden sayıyorsanız beni yazmanıza lüzum yok. Ama bana göre il başkanı merkez kaldırır. Eğer il başkanı merkeze koyacaksanız o zaman beni listeye koymak lazım demiştim ya. İyi hatırlıyorum ya. Hasan Ali Bey listeye kondu. Sonra ben daha sonraki 2004'te aslında o günkü milletvekili arkadaşlar Kocaeli'de belediye başkanı olmamı istediler ya. Ben ama o günde bugün de yani belediye başkanlığı istemedim, istememdi. Ben orayı çok daha vebali, çok daha karışık bir iş olarak görüyorum ya. Dolayısıyla kendim oraya şey görmüyorum yani o belediye başkanlığına. Sonra işte 2007 yılında tekrar ilçe başkanına döndüm sonra. 2007 yılında fiskobülük olunca 2008 yılında yani Sayın Cumhurbaşkanımız o dönem ya ikisi bir arada olmaz yani. Bu da çok ünlü olacaksın gibi bir şey söylemişti. Sağ olsun onun desteği. O zaten kazandığın zaman ilk ziyarete gittim. Ben dedim eğer yardım edeceksiniz bırakırım dedim ya. Çünkü ben zaten zorla başkan yaptı. Çok borç var. Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman başbakandı. Başbakanımız çok yakın iyi gösterdi bize. Dedi neydi tabii ki yardım edeceğiz vesaire ama sonra gördük ki hakikaten etti ama yani Sayın Cumhurbaşkanımızın yardım talebi bana gelmedi. Gelene kadar aşağıda bürokrasi tarafından kuşa çevirdiler. Ben şu tabiri veriyorum. Yukarıdan bardağı boşalttı Sayın Cumhurbaşkanımız. Aşağıdan bana damla düştü ya. Öyle diyelim ya. İşte sonra 2004 yılında sanırım Şaban abiydi. Tekrar aday olur musun? Bir gidip konuşalım dedi Cumhurbaşkanımıza, milletvekili. Ben hiç düşünmedim. Sonra 2018 yılında yani bir kısım arkadaşlarımız burada zikretmek istemem. Hani adaylık olabilir. Kuzey Bölgesi'nde iyi olur gibi şey yaptılar. 2018 yılında aday oldum. Biliyorsunuz işte 7. sıraya kondum ya. Dolayısıyla böyle bir şeyimiz var ya. Ama ben yani dünyaya bu görevim sebebiyle geziyorum. Yani aslında Tayyip Erdoğan'ı çok dünyada yani mazlum millete çok farklı bir yere koyuyor. Çabasını vesaire. Dışarıdan çok daha farklı gözüküyor mesela. O yüzden yani ömrüm olduğu müddetçe Tayyip Erdoğan'ın olduğu yerde hiçbir şey beklemedim. Bunu çok net söylüyorum ya. Gece gündüz çalışırım. Hani siz sormadın ben söyleyeyim mesela. Zaman zaman kötü yanlış anlaşıldı bu. Ben hatırlarsanız 7'ye konduğum zaman şey demiştim. Yerimden memnun diye demiştim basın huzurunda. Bunu çok bilerek söylemiştim. O dönem bir kısım insanlar bunu farklı değerlendirdi aslında. Değil. Ben aslında orada şunu demek istedim. Kendi camiama. Arkadaşlar ben 7. sırada siyaseten bir menfaat için değil. 7. sırada olmak psikomilik genel başkanlığı üzer. Ama ben bir dava için buradayım. Dolayısıyla o davam için mücadele ediyorum. Bak üzgün olduğumu çok açık net bütün iskeleri üstüme alarak söylüyorum. Ama Tayyip Erdoğan olduğu yerde de gece gündüz çalışmak benim için bir vebaldir. Hatta seçim miting çalışmalarında hep şunu söyledim. Dünya 5'ten büyüktü dediği zaman Tayyip Erdoğan arkasındaki, çünkü dünyadaki insanlar bu adamın kendi ülkesinde arkasında kim var diye bakıyor ya. O sayıyı bir fazla yükseltmek benim için onurdur. O sayının bir tane azalmasına sebep olmak da benim için zurdur demiştim yani gittiğim her yerde. Ben o sebeple o yüzden çalışıyorum ya. Dolayısıyla ben o Tayyip Bey'e dünyanın bakışını, dünyada Türkiye'de genel olarak yaptıklarını vesaire bakıyorum ya.
Dolayısıyla varsayılan bütün eksikli hataları doğru kabul etsek ki bile, ki çoğu doğru değil. Ben hani Tayyip Bey'in olduğu her yerde, yani ümmet adına, mazlum millet adına çabalamak gerektiği kanaatindeyim. Ve bu görüşlerimi de bizim camiye, psikolojik camiasının 180'i başka partiydi. Bu görüşlerimi de her türlü hani platformda deklare ediyorum. Bizim bütün camiye benim siyasi görüşümü biliyor. Ama şunu da biliyor bizim bütün camiye. Lütfü Bayraktar yani kendi işinde siyaset yapmaz ve siyasi davranmaz. Yani eşit şartlarda kendi adamını koruyabilir. Ama eşit şartlar değilse ya AK Parti'ye karşı birisi bile olsa onu istihdama devam eder. Bunu bilir ve o yüzden dedi ki ya sağ olsun bütün arkadaşlar buradan da yani sizin ağzınıza teşekkür edeyim. Bütün psikolojik camiasına, yönetici ve delegasyona. O yüzden de ya birçoğunun kendi siyasi görüşünün olmadığı Lütfü Bayraktar'da 15 yıldır burada başkan seçmeye devam ediyor ya. Allah onlardan razı olsun ya. Dolayısıyla siyaset böyle bizim için. Yani. Önümüzdeki sene de bir genel seçim, milletvekili seçim var. Tekrar milletvekili aday olmayı düşünüyor musunuz? Ya ben tabii hani aslında birçok sebebi var bununla ilgili. Şimdiden adayım demek yani kamuoyunun nezdinde şöyle anlaşılabilir. Ya işte aday olmayı düşünüyor. O yüzden işte PR yapmaya çalışıyor gibi algılanabilir. Çünkü bu ara Sakarya'da basını geziyordum ben. Oradan da hani hazır soru sorulurken ona da bir kelam etmek isterim. Aslında bunu özel sohbette de söyledim bütün arkadaşlara. Ben 15 yıldan bu yana aslında psikolojikte bir devrim yaptım ya. Yani bunu hiç, bu da hiç tevazu yapmam ya. Çok zor şartlarda çok önemli işler yaptık ya. Ama bir gün bir siyasi partinin iyi temsilcisi şeyde Giresun'da bir canlı yayında şöyle söyledi. Keşke psikolojik iyi yönetilse de psikolojik EFİT yani entegre tesisi açık olsaydı ya. Psikobil'in entegre tesisi Giresun'un tam merkezinde. Ve orada ben geldiğimden sonra bir miktar azalmaya gitti. Üretim yoktu. 90 kişi çalışıyordu. Bu arkadaş bunu dediği zaman 350 kişi çalışıyordu orada. Şu anda 500 kişi çalışıyor. Yani 350 kişinin çalıştığı Giresun merkezindeki bir tesisle ilgili o ilin önemli bir siyasi partisinin ili başkanı keşke psikobil iyi yönetilse burası entegre açık olsa diyor. Hadi o siyaset de bir ben AK Partili diye adlandırıyor beni. Benimle kişisel muhataba gelmemiş. Dolayısıyla rakip bir siyasi partinin temsilcisi burada başkan diye siyasi de bir durum açalım. Baktım ki Giresun'da yaşayan bir kısım insanlar buna inanmış ya. O da şunu anladım. Siz ne kadar çabalarsanız çabalayın. Eğer yaptığınızı anlatamıyorsunuz. Hani tavuk gibi gıdaklamak hikayesi var ya. Kaz büyük bir yumurta yapar. Sesi çıkmaz ama tavuk yaptığı küçük yumurta tüm köy duyar ya gıdaklamayı. Demek ki yaptığınızı anlatmak lazım. Yani hala Giresun'da, Giresun merkezindeki bir işletmenin yani yaklaşık 354 kişi çalışan bir işletmenin hala Giresun merkezindeki bir de kapanlı olduğunu düşünebiliyorsa evet bir kısım insanlar kötü niyetli olabilir ama bizim de burada demek ki yaptıklarımızı anlatamıyormuşuz gibi bir algı bende hakim oldu. Dolayısıyla ondan sonra biraz basınla yani ben Giresun'da da basınla ilişkilerim çok şey değildi ya. Böyle hani hiç çalışıyorum kardeşim herkes bizi görüyor modunda ekibimiz. Çok önemli iş yapıyoruz. Dolayısıyla hani tabiri caizse batmakta olan bir kurumu tekrar düzeye çıkarmışız. Bir sürü borcu ödemişiz. Tekrar fındık alıyoruz, üreticiye gitmeye çalışıyoruz. Üretiyoruz, Türkiye ve dünyaya satıyoruz. Bunu görüyor herkes diye bakıyordum meseleye. Demek ki tam da öyle olmuyormuş bu. Evet görenler var ama görmeyenler de varmış ya. Bu sebeple yani basınla tekrar görüşmeye, yani basınla ilişki kurmaya çalıştım. Yani Giresun'da da aslında aynı dönemde, burada da aynı dönemde başladım meseleye. Ama burada doğal olarak siyasi kimliğim ön planda olduğu için insanlar kamuoyu şöyle algılamış olabilir. Ya bak seçim yaklaştı. Dolayısıyla YouTube ayakta o yüzden basında dolaşıyor. Yok aslında Giresun'da da aynı süreçte dolaştım. Yani sizin benimle ilgili şikayetiniz neyse aslında Giresun'daki basın mensuplarının şikayeti de aynıydı aslında. Anlatabildim mi? Biz bunu gidermek için bir yola girdik ama böyle algılanıyor ve gitmeye bu soru soruluyor. Şimdi ne demem lazım burada? Tabii ki siyaset yapıyoruz. Kendime göre bir kısım ilkelerim var tabii. Bir kısım şeylerim var. Bir, psikobirlik başkanlığını bırakmam gerekmiyor milletvekili seçilsem. İki, ben 15 yıldır buradayım, psikobirlikteyim. AK Partili olduğumu herkes biliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da belki de 2007 ve 2012 arasında en az 15 kez baş başa görüşmüşüm. Şu anda bütün vekillerin çoğu arkadaşım ama fındıkla ilgili bir kısım meseleleri hala çözebilmiş değiliz ya. Niye? Çünkü yine orada siyaseten fındığı az çok bilen birileri oluyor. Ve onlar, o da siyasetten bir gücü oluyor ve ondan dediği oluyor. Dolayısıyla şöyle şu kanattayım ben. Bir, 15 yıllık birikimim, siyasi tecrübem bu ülkeme daha faydalı olabileceğini düşünüyorum. İlime daha faydalı olabileceğini düşünüyorum artık çünkü bütün her şeyi öğrendik. İki, yani fındıkla ilgili AK Parti hükümeti hep şunu söylüyorum. Son 10 yılda fındıkla ilgili AK Parti hükümetinin harcadığı parayı hiçbir hükümet harcamamıştır ya.
Ama siz de biliyorsunuz bu bölge fındık bölgesi. Fındıkla ilgili her dönemde AK Parti hükümeti sıkıntı yaşamış mıdır? Yaşamış, yaşıyor. Fiyattan, ondan bundan vesaire. Halen bu kadar çok harcayan, bu kadar çok para harcayan bir yapının meseleyi doğru bir zemine oturtabilmiş olması lazım ama net söylüyorum doğru bir zemine değil ya. Değil ki kamuoyu hala her meselede fındıkla ilgili hükümeti suçluyor. Dolayısıyla ben bir kısım meselelerin doğru anlatılamadığını düşünüyorum. Psikobilik Başkanı ve aynı zamanda milletvekili olan Lütfü Bayraktar'ın bu meseleyi daha doğru kurgulayabilip ve daha doğru bir zeminde ortaya koyabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla hem yılların verdiği birikim, yani hem de demin de söyleyeyim fındıkla ilgili harcanan paralar ve karşılığının aynı modda olmaması beni hem bir bu ülke vatandaşı, bu bölge vatandaşı olarak hem de AK Parti liderisi olarak yani milletvekili olursam daha faydalı olabilirim moduna itiyor beni. Dolayısıyla bu anlamda ben tabii ki aday adayını düşünüyorum. Ama bu hepimiz biliyoruz ki bu teşkilatlar olur, vatandaşın istemesiyle olur, ya yukarının karar vermesiyle olur vesaire vesaire. Bir kere halk aramı hiçbir şey olmaz yani. Yani halk istemiyorsa ben şunu çok net söylüyorum. Toplumda karşılığı olmayan bir AK Parti arkadaşımız ille vekili olacağım diyorsa ben o adamın partisini sevmediğini düşünüyorum. Anlatabildim mi ya? Niye? Partisi seven insan bu süreçte yani bu kadar yoğun çaba gösteren bir cumhurbaşkanının elini güçlendirmek ister ve daha fazla oy alacak insanları ortaya sunması gerekir. Dolayısıyla ben bu süreçte eğer böyle bir algı oluşursa, böyle bir teveccüh oluşursa tabii ki aday olmayı düşünüyorum. Milletvekili olmak gibi bir şey aklımdan geçiyor. Ama vekil olmadım, aday olamadım vesaire. Ben ta baştan da söyledim yani. Benim buradaki şeyim yani önceliğim demin de söyledim yani. Ben kim edersin Tayyip Erdoğan Türkiye'de ve dünyada mazlumların umudu olduğu kanaati bende hakimdir. Varsayılan bütün eksikleri doğru kabul etsek ki bile ki %99 doğru değil. Ben hani bu çabayı ya desteklemenin kendi adıma bir zorunluluk olduğunu düşünüyorum. Yani bu ülkenin ekmeğini yiyen, suyunu içen birisi olarak, bu ülkede yaşayan birisi olarak, bu ülkede öyle veya böyle belli makamına gelen birisi olarak bu mücadeleyi vermenin bir onuru olduğunu düşünüyorum. O yüzden yani vekil olmuşum, olmamışım, nerede olduğum çok önemli değil. Yani bu mücadele kesinlikle vazgeçmem ya. Çünkü bu bana göre bu mücadele çok önemli ve ya bu ülkenin geleceği gençliği için önemli bir mücadele. Ya bu mücadeleye, bu kavgayı vermeye devam edeceğim. Demin de söylüyorum. Benim camiamın %80'i başka siyasetindir. Ama beni onlar seçiyor ama ben hiçbir zaman bu mücadelemi yani mücadelemle ilgili onlardan bu mücadelemin gereklerini hiç saklamadım ve bunu her dönemde yaptım ya. Yapmaya devam edeceğim inşallah ya. Başkanım son olarak da şunu sorayım. Oldu da Allah ömür verdi. 20 sene sonra, 30 sene sonra Lütfü Bayraktar'ı nerede göreceğiz? Psikobirlik geride kaldı, siyaset geride kaldı. Yani bir emeklilik hayaliniz var mı şöyle Kocaeli'de denize nazır bir yerde oturayım? Ya aslında benim köyüm ben fındık yetiştireyim yine kendi meyvemi sebzemi yetiştireyim. Bir emeklilik hayaliniz var mı böyle benim bir şey? Benim aslında ben Kocaeli'nin kiraz köyündeyim. Sümbüt köyü de var bizde. Biri yayla köyü, biri bazen şehre yakın bir köy. İkisinde de bizim yerimiz var. Yani hatta evim var ikisinde de. Aslında yakın çevrem ya çok yakın tanıyanlar de böyle dışarıdan tanıyanlar sanki hani yani buraya yapamam gibi alıyor. Benim aslında bütün hayalim, idealim şeydi. Yani köyde kalmak, köyde yaşamak, köyde iç içe olmak. Hatta bazen benim köyde bir komşum var. Şimdi ismini vermeyeyim burada. Biz onunla ilkokulda aynı okuldaydık. Sonra o liseyi, ortaokul liseyi İzmit'te okudu. Sonraki köye geldi, evlendi, yerleşti. İşte çiftçilik yapıyor, hayvanı var. Köyden evlendi, inekleri var, işte bahçeleri var falan filan. Şahsen ben onunla gıpta ediyorum yani. Niye? Ulan diyorum, insanlarla uğraşmıyor. Üretimini yapıyor. İstediği zaman kendi planlayıp kendisi yapıyor. Yarın nereye gideceğini kendisi biliyor vesaire vesaire. Muhtemelen de ki o da bana gıpta ediyordu. Niye? Okudu. İşte başkan oldu, şu oldu, bu oldu. Yani aslında herkes yaşamadığına gıpta ediyor. Böyle bir pozisyon var. Benim aslında böyle yaklaşık 20 yıldan beri hiç kendime ait bir günüm olmadı. Hiç yarınımı kendim planlayamadım vesaire. Tabii ki böyle bir hayalim var. Rahmetli annem, benim annem öyle 11 sene oldu. Allah ben biraz geç de evlendim. Yani 2002'de 34 yaşında evlendim. Büyük oğlum şu anda bir oğlum bir kızım var. Oğlum büyük 18 yaşında, lise sona gidiyor. Rahmetli annem 2011'de rahmetli oldu. Ondan önce 3-4 sene hep bütün şey şuydu. Bu işleri bırak çocukların yanına gel. Niye? Bir gün köye gitmişiz biz. Çocuklar da var. Benim oğlan da 3 yaşında o zaman, 4 yaşında. Ben yine gece kalkıp bir yere gitmiştim. Benim oğlan kalkmış annemin yanında. Bakmış babası yok. Babam yine mi yok ya demiş, başlamış ağlamaya. Rahmetli anne hep bunu torun ya, torun sevgisi önemlidir ya. Farklıdır, hep öyle derler ya. Oysa ona hep dert edilmişti ya, bu işleri bırak gel diye. Bir yıl hakikaten yani çocuklarımız bizsiz büyüyor.
Yavuz Ağlayoğlu var, İYİ Parti Grup Başkan Vekili galiba. Ona televizyona soruyorlar. Diyor ki, pandemide ne yaptın? Ya diyor, hayatım hep dışarıda çıktı, gezdi diyor. Geçti diyor. Pandemide diyor, evde kaldım, benim hanım bayağı iyi bir hanımmış ya diyor, fark ettim diyor. Dolayısıyla bizim hakikaten ona ihtiyacımız var. Ama emekli olur muyuz? Ya bazen toplum, dost, sevda, arkadaşlar size bir yol biçiyor ve siz o yolu karar veremiyorsunuz. Bana bazen diyor ki, benim yakın arkadaşlarım yani köy sevdanı biliyorlar, hayvan sevdanı biliyorlar falan. Ya diyor bırak. Ya işte siz artık bir lokosu asaya siz değilsiniz yani. Sizin de yola çıkanlar var, sizi bel bağlayanlar var, sorumluluklarınız var vesaire vesaire. Muhtemelen bugün işte biz emekli falan olamayız gibi geliyor. Ama hayalim var mı? Var tabii mesela. Bu sene köydeki evime çok ciddi masraf ettim. İşte yani en azından dedim ayda bir yani yılda bir ay gelirim falan vesaire kalırım diye ama ya bu gidişle bu hayalimiz herhalde mezarda sonuçlanacak gibi gözüküyor. Rabbim inşallah hayırlısına yani nasip eder yani. Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür programımıza konuk olduğunuz için. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Evet, bir kitabın ortasından programın daha sonuna geldik. Bu akşamki konuğumuz Fisko Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Lütfi Bayraktar'dı. Allah nasip kısmet ederse önümüzdeki hafta başka bir konukla tekrar bir arada olmak üzere. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası sundu.